Düzce, katı atık ayrıştırma ve işleme tesisi entegre bir tesistir. Bu tesisi yaklaşık 18 ay içerisinde kurduk. Burada gelen katı atıklar önce ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. İkili ayrıştırma sistemini benimsedik. Organik ve inorganik şeklinde ayırıyoruz. Organik kısımlar ki Düzce'nin çöpü %59 oranında organik çöplerden oluşur. Bu organik kısmı fermantasyon tankına, katı atık fermantasyon tankına, biyogaz tankına gönderiyoruz. Burada yaklaşık 21 gün artı 55 derece sıcaklıkta bakteriler tarafından organik maddeler yeniliyor. Buradan gaz çıkıyor. Bu çıkan gaz metan gazı. Bunu bir balonda topluyoruz. Buradan elektrik enerjisi üretiyoruz. Yine bu tesiste hibrit bir sistem söz konusu. Tesisin çatısında güneş panellerimiz var. Aynı zamanda sadece çöpten değil, güneş panellerinden de elektrik enerjisi üretiyoruz. TÜBİTAK'la bir çalışma yapmıştık. Yaptığımız çalışma sonucunda organik maddelerden organo mineral gübre elde etmenin formülünü geliştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde elektrik enerjisi ürettiğimiz atıktan organik kısımların kalan posasından organo mineral gübre elde edeceğiz. Burası tamamen sıfır atık prensibine göre kurulmuş bir tesistir. Burada girdisi çöp, çıktısı girdisi katı atık, evsel katı atık olan ama çıktısı elektrik enerjisi, organo mineral gübre, atıktan türetilmiş yakıt ve geri dönüşüme giden malzemeler olmak üzere tamamen kazanılan, topluma kazandırılan ürünlerden oluşuyor. Sadece yanmayan, kokmayan, bulaşmayan kısımlar dediğimiz toprak, kum, çakıl gibi bunları da bir depolama alanında muhafaza ediyoruz. Yine burada bir peyzaj uygulaması yaptık. Bu peyzajla etrafını lavanta bahçelerine çevirdik. Ve yine burada çöpten elde ettiğimiz gübreden dağ çileği ve çilek yetiştiriyoruz. Bunun içinde bir sera kurduk. Bu serada 6 bölüm var. Çünkü her ay, her mevsimde gittiğimizde çilek ikram edebileceğimiz bir sera oluşturduk. Özellikle dağ çileği bu bölgenin önemli bir üründür. Dağ çileğine ağırlık vereceğiz. Burada gerekli seranın sıcak suyunu tesisteki sıcak sudan elde ediyoruz. Burası Batı Karadeniz bölgesinin en modern, en temiz bir katı atık ayrıştırma ve işleme tesisi oldu. Bunu Düzce'ye kazandırdık. Artık Düzce'nin çöpleri vahşi depolama sahalarına değil, ayrıştırma tesisine gidiyor. Sadece bunu yapmadık Düzce'de. Yine biraz merkeze uzak bölgelerimizdeki ilçelerimizden gelen katı atıkların depolanmadığı ama bir aktarma istasyonu kurduk. Bu aktarma istasyonunda topluyoruz. Buradan topluca ayrıştırma istasyonuna götürüyoruz. Bir aktarma istasyonu kurduk. Yine aynı zamanda bir tıbbi atık tesisi de kurduk. Düzce'nin evsel atık, katı atık, çöp sorununu önümüzdeki 50 yıl için kökünden çözmüş olduk.